Bir gün şu olayı anlatalım. Evden 8 dirhem parayla dışarıya çıkıyor, çarşıdan gömlek alacak kendisine. Ama giderken orada bir kız çocuğu ağlıyor. Kızım niye ağlıyorsun sen? Kız cariye yani köle. Köle. Efendilerim beni gönderdi, bir göreve gönderdi. Ben de parayı kaybettim. Ne kadardı? 2 dirhem. Al 2 dirhemi, hadi ağlama, işini gör de git. Efendimiz kendisine gömlek alıyor. Dışarı çıkınca orada yaşlı bir adam, beni giydireni Allah giydirsin. Kendine aldığı gömleği ona veriyor. Tekrar kendine alıyor. Dönüşte kız hala orada. Kızım sen niye hala buradasın? Bu sefer de geciktim yani. Şimdi nerede kaldın diye hesap sorarlar benden. Hadi beraber gidelim. Beraber gidiyorlar. Adamlar evin önünde oturuyorlar. Efendimiz selam veriyor. Adamlar karşılık vermiyor. Bakıyorlar, bir saygısız çehrede görülmüyor ama ve aleykesselam ya Resulullah da demiyorlar. Efendimiz ikinci tekrar yine bakışıyorlar adamla. Üçüncü tekrar da ve aleykesselam ya Resulullah. Duymadınız mı? Bana 3 defa selam verdirdiniz. Duyduk da ya Resulullah, selam bir dua. Sizin dilinizden bizim ailemize bu dua 3 defa yapılsın diye tamah ettik, zahmet ettik ya Resulullah. Peki bu kız gecikmiş, bunun kusuruna kalmayın. Ya Resulullah, değil kızın kusuruna kalma. Sizin bize gelmenize o kız sebep oldu. O yüzden o kızı biz hürriyetine kavuşturuyoruz. Evet. Azat ediyoruz diyorlar. Halbuki azat olabilmek için düşün ki bugün bizim parayla 10 bin lira gibi bir para vereceğin. Yani öyle azat olacak durup dururken değil. Yani Efendimiz ne diyor? Şu 8 dirhem para ne bereketli paraymış. İki çıplağı giydirdi. Korkan bir kızı güvenliğe kavuşturdu. Hürriyeti olmayan bir kızı da hürriyetine kavuşturdu.